Merhabalar, bugün sizlere Sultan II. Mustafa hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. II. Mustafa, 22. Osmanlı Padişahı ve 101. İslam Halifesidir. Lakabı Gazi, divan edebiyatındaki adı İkbal'idir. 6 Şubat 1664'te İstanbul'da doğmuştur. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır. II. Mustafa döneminde Avusturya üzerine sultanın katıldığı 3 büyük sefer düzenlenmiştir. Tahta geçtiği zaman Osmanlı Devleti, Avusturya ile karada ve Venedik'le deniz ve karada savaşa devam etmekteydi. Avusturya ordusuna karşı kazanılan Lugos Muharebesi ile Gazi unvanını aldı. 27 Ağustos 1696'da Avusturya ordusu ile yapılan Ulaş Muharebesi'nde Osmanlı ordusu galip geldi. Avusturya ve Macar kaynaklarında bu muharebenin adı Ulaşin olarak geçer. II. Mustafa önderliğinde 3. Avusturya seferine çıkan Osmanlı ordusunun katıldığı Zenta Muharebesi, facia ile sonuçlanmıştır. Bu arada Venedikliler, Mora ve Dalmaçya'ya, Lehistan ise Boğdan'a saldırdı. Rusya 1695'teki saldırıda başarısız olmuş, fakat bir yıl sonra Azak Kalesi'ni ele geçirmişti. Uzun süren savaşlar sonunda Osmanlı Devleti yorgun düşmüştü. Sultan II. Mustafa, 26 Ocak 1699'da Karlofça Antlaşması'yla barış imzalamak zorunda kalmıştır. Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi başlar. Ayrıca bir yıl sonra Rusya ile de bir antlaşma yapıldı. 14 Temmuz 1700 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Rusya'ya bırakıldı. Tarih 1703 yılına gelmiş, Osmanlı Devleti'nin kötü gidişine dur denilememişti. Padişah tahta çıktığında söylediklerini unutmuş gibiydi. Zevk ve sefa bana haram olsun dediği halde, av partileri düzenliyor, aylarca av peşinde dolaşıyordu. Devlet işlerini sadrazamlarına ve eski hocası olan sonradan Şeyhülislam yaptığı Feyzullah Efendi'ye bırakmıştı. Bu durum ordu içinde hoşnutsuzluğa yol açtı. Sultan II. Mustafa, Azak Kırımlılarına saldırmasının ardından İstanbul yerine Edirne'de oturmaya başladı. Mart 1700'den sonra İstanbul'a dönmedi. İstanbul'daki askerler bu duruma isyan edip, Edirne üstüne yürüdüler. Sultan II. Mustafa, Edirne'de bulunan askerleri teşkilatlandırıp yolları tutturdu ama Edirne ordusunun komutanları dağılıp gidince İstanbul'dan gelen ordu Edirne'ye girdi ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi onlar tarafından öldürüldü. Sultan II. Mustafa tahttan indirildi. 22 Ağustos 1703 tarihinde yerine kardeşi Sultan 3. Ahmet tahta çıkarıldı. Sultan II. Mustafa tahttan indirildikten sonra fazla yaşamadı ve 29 Aralık 1703'te vefat etti. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.